Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yeni bir Mount & Blade'deki Bannerlord serisiyle karşınızdayım. Bu seride kıymetli arkadaşlar, kendi krallığımızı kuracağız. Ana hikayede ilerleyip sancağı elimize alacağız ve imparatorluğu yıkıp bu ejderha sancağıyla bütün Kalrada'da kendimiz hüküm süreceğiz efendim. Ama bu seri tabii ki gerçekçi zorluk derecesinde oynanacak. Bu yüzden kesinlikle Kuzey'de oynamayı planlıyorum. Dilerseniz sinematiği de seyrederim. Bu karşısına çıkan orduları darma duman eden ordu, imparatorluğun ordusu bu arada. To the wastes of the south. Adettendir. İzlenir ara sahne. YouTube'dan izleyenler, bu arada beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim efendim. Sizlerin desteği benim için çok önemli. The land, now untroubled by armies, grew rich, but empires, like men, grow old. Evet, imparatorluğun Doğu diye yoktu değil mi? Batı, güney ve kuzey vardı. Evet, imparatorluğun üçe bölüşünü aktarıyor orada. Until one day the bonds holding the empire snap. Then comes the civil war, pitting all against all. Time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise, from new places and new peoples, güzel girdi müzik. To turn back the tides of destruction and bring forth a new world from the ashes of the old. Evet efendim. Bir yeni seri klasiği olan başlangıç sinematiğini de seyrettik. Ben Kuzey medeniyetiyle oynamak istiyorum sevgili dostlar. Çünkü eğer ki kendi krallığımızı kuracaksak ve büyük ordulara karşı savaş vereceksek, kesinlikle full atlı askerlerden oluşan çok çok sağlam bir orduya ihtiyacımız olacak. Bu yüzden Kuzey'de oynamak önemli ve agalar, ben demirci olacağım. Yani demirci olmadan bizim bir şeyler başarma olasılığımız çok çok zor. Demirci olacağız. Ayı gibi sermayemiz olacak. Paramız olacak. Hazırlıkları yaptıktan sonra ana hikayeye başlayacağız. Hemen gideceğiz. Savaşla alakalı şeyleri öğreneceğiz. Neler oldu, neler bitti, neler yaşandı. Konuşmamız gereken adamlarla konuşacağız. Biliyorsunuz Pandaria isminde bir savaş gerçekleşiyor. Pandaric miydi? Öyle bir şeydi, tam hatırlamıyorum. Ve Neretses'in Budalalı isimli eski imparator Neretses'in verdiği yanlış kararları anlatan birçok hikaye var. Bunlara konuk olacağız. Pandraic Savaşı. O yüzden demirci. Bu seride mutlaka demirciyiz. Erkek bir karakter oynayalım. Ağırlık. Zargana yapalım mı bir tane? Güzel olmaz mı? Şöyle. Yok, ince ses. Böyle bir şey. Çok uzun boylu yapmaz. Adamlara vurmak zor oluyor. Hayatım, zargana da yapmayak değil mi ya? Uzun ve zayıf. Zargana yapmayalım ya. Ben zargana yapmak istemedim. Tank gibi de yapmak istemedim. Normal insan ya. Normal insan. Bence bu boy ideal. Bir
yüz rengi, göz rengi biz buralarla uğraşırsak var ya, hey yavrum hey. Random zarlıyım. Normal olsun abi. Normal bir insan istiyorum. Ya yüzü de değişebilir mi rica etsem? Hoşumuza giden bir taneyi alalım. Bannerlord'da şey oluşturma ekranı bilmiyorum, bana fena geliyor ya. Fenalık getiriyor bana. Demirci olacağız ya, az önceki iyiydi aslında ya. O tiplerin hepsi birbirinden beter olduğu için. Yani el yüzü düzgün. Biraz ağırlık kısarsın. Biraz yapı verirsin. Biraz boy verirsin. Ses perdesini de şöyle yaptık mı? Bence okey ya. Bence okey. Sakalın bir kısmı ağzına giriyor ama ne yapalım. Yani nefes alsın yeter, evet. Yani yeni karakterimizi bir oluşturalım efendim. Sakalı bir tık ufaltsak sadece. Bir tık. Bir tık. Sakal. Çene değil. Sakal. Saç sakal. Yok mu şu sakalın böyle daha insanisi ya? Yani şöyle bir şey yapabiliriz. Tamam, bu herifin geri kalan hiçbir ayarıyla oynamayacağım. Okey, yeterli ya. Eli yüzü düzgün. Eli yüzü düzgün bir adam ya. Okey baba, yeterli yani. Şimdi. Bize şey veren bir şeyler var mı? Abi bir kere kesinlikle ama kesinlikle. Binicilik ve göndergeli silah yeteneği verilmeli. Babam birazcık çirkinmiş. Binicilik ve göndergeli silah istiyorum. Fiziksel güç, fırlatma becerisi falan istemiyorum. Detaylara gösterilen özen, ticaret ve demir. Abi ticaret de önemli bu arada. Gerçi abimiz oluyordu değil mi oyunda? Ticaret yeteneği yüksek. Ona sattırırız bazı şeyleri de. Bizim de bir acık zekamız olsa iyi olmaz mıydı be? Acık ticaretten anlasak. Biraz ticaret ve demircilik kasmak lazım yani. Mühendislik burada boşa gider de. Acık bir ticaret istiyorum ya. Efendim hayatım. Evet evet, ticareti almak lazım yani. Köyün demircisinde çalışırdım hocam. Demirci. Şimdi burada ne almak mantıklı olur? Garnizondan öbet. İzcilerle birlikte at sürmece. Piyade eğitimi cida. İzcilerle at sürmece. Atlı okçu yapacağız. Evet hayatım, atlı okçuluk yapacağız. Doğru. At ve şey, binicilik ve atlı okçuluk. Bir de şey, ticaret ve demircilikten anlamamız lazım işte. Ticaret ve demircilik önemli. İnsanlarla iyi geçinmek de önemli de gerçi. Toprağa yatırım yapmak. Bak, ticaret artı demircilik. Okey ya, bu çocuk olur. Bu çocuk olur. Şimdi ne yapmak mantıklı olur? Hızlı bir at alarak oradan defolup gitmek de mantıklı olabilir. Akıncıları oklarla savuşturduk desek bence kafi ya. Biraz da kurnazlık gelir. Okey. Daju değil adımız ulen. Samedi. Ve zorluk derecesi Sancak Bey'i. Savaşçı olsa. Fur fırlatma silahı bu seri. Hayatım, hikayede ilerleyeceğimiz için oynayabileceğim bir şeyler olsun. Ama atlı okçuluk okey. Şöyle yapalım bak. Kendi ayarlarımızla oynayalım, tamam mı? Savaşçı ayarı okey. Savaşçı oynayalım. En zor da değil, en kolay da değil. Normal zorluk derecesi. Savaşçı. Tamamdır. Sevgili Hazar Bey de savaşçı iyi diyor. Ya ben şundan dolayı çekindim. Hazar Bey, asker toplamak zor olduğu zaman ayrından yapalım dilerseniz bu arada. Tek kayıt olsun ya da save'e dön çık yapalım mı? Bazı yerlerde kanser olabiliriz abi. Iron Man olmasın. Iron Man olmasın niye? Krallığa adam çekiyoruz, şey yapıyoruz ya. Her adam çekişimizde bizden gitmesinler böyle. Iron Man yapmayalım. Adam gelmiyor gruba. Kıyan üyelerinin getirilerini otomatik dağıt. Çoluk çocuğa karışınca uğraşmayak 2 saat. Haydi bakalım. Savaşçı zorluk derecesindeki yeni serimiz başlasın. Kardeşlerimizin adını falan da değiştiririz. Hocam eğitimi geç. Eğitimi geç. Bana bir şey öğretmene gerek yok. Ben burada yargı dağıtırım. Şimdi evet sevgili dostlar, bakın. Ejderha sancağının babuş kılınıyız efendim.
Ejderha Sancağı'nın ilk parçası az önce gözüktü. 3 parçayı da bir araya getirdiğimizde Ejderha Sancağı bizim elimizde oluyor. Şöyle bir atlı okçu sembolüyle boyutunu da iyice arttırarak şöyle kırmızı beyaz motiflerini kullanarak. Bu renk umarım kırmızıdır. Ben körüm, biliyor musunuz? Oldu mu sizce? Güzel oldu. Okey, savaşçı zorluk derecesinde. Hadi bakalım. Kırmızı beyaz atlı okçu. Şimdi benim neyim var abi? Neyim var ki repten gari? Bozkır yayı, ok, demir süvari kılıcı. Baba, only demirci. Yani demirci forever bundan sonra. Neretses'in budalalığı için 1679 günlük bir süremiz var. Ki benim seviler genelde 2000. günde falan bitiyor. Klanımı kurmam gerekiyor. Başlayalım hızlıca ya. Ben direkt buradan kendimi Kuzeyit'in topraklarına atacağım. Ve Kuzeyit'ten adam alacağım da maşallah ne uzağa şey yapmış ya. Atmış bizi oyun. 18 vs 1 alır mıyız? Lan hepsi bir taş atar var ya. Deneyebilir miyim? İzin var mı? Aa. Alırsın ama neyi? Bak öyle deme, gaza geliyorum. Kaç okum var benim? Ama okçuluk mokçuluk yok. Karakter tırt ya. Dur. Delikanlı olasım tuttu. Girerim ben aralarına. Döverim burunlarına vururum. Başlamadan biten seri. Hoş olmaz. O yüzden aldın şu an. Ama şimdi bak. Şöyle anlaşalım mı? Kesersem devam. Ölürsem bu bir rüyaydı. Dakika bir gol bir çünkü. Cesaretin varsa dövüş lan benimle. Hadi bismillah. Kesersem devam, ölürsem bu bir rüyaydı arkadaşlar, tamam mı? Kötü bir rüya, kabus, götümüz açıkta kalmış. Abi at olarak ne kullanıyorum ben bu? Ne bu? Arkadaşlar çok önemli bir şey yapmam lazım. Nasılını satayım, gamepad titreyip duruyor her ok attığımda. Çok önemli bir şey yapmam lazım. Ya WASD'yi biliyorum. Çekil oradan. Kral çık aradan. Dene diyor. Al anasını satayım. Bütün tuşlara bastım git. Peki. Milyonlarca yürek akıllarda tek bir soru. Oh. Nereye gitti o? O Ozan'ın kafaya gitti böyle. Ozan'ın kafasına isabet etti. Ok bitince ne yapacağız ulan? Beyler ok sıkıp kaçsam ne yapabilirler ki? Hay baban. Aha uy dedi, bak bir tanesini vurduk. Vurduk Oni. Au deli gobel. Hadi. Beyler ben sakat değilim bu arada. Karakterde yok yani atlı okçuluk. Birilerini öldürseydim bari. Bu bir kabustu galiba. Galiba bu bir kabustu sevgili dostlar. Daşınız bitmiyor sizin değil mi? Yerden alıp atıyorlar çünkü daşları bitmiyor. Hay babağan. Hay babağan. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi at da sütçü beygiri. Ben soyru atlarına biniyordum. Nereden nereye ya? Evet, demek ki neymiş abi? 1'e 18. Artistlik yapmamak gerekiyor. Gelmiyor bunlar. Babuş şimdi. Oh, nasıl vurdular? Çık. Çık git buradan. Kıçımız açıkta kalmış. Beynimin içinde gerçekleşti olay, anladın mı? Hani Sherlock Holmes gibi düşün. Ne yapıyor o da dövüş sahnelerinde? Görmediniz ki böyle bir şey. Olmadı ki.
Çardağı kötü. Ben bunu adam edeceğim, sen gör. Ben bunu savaş makinesine çevireceğim ya. 5-6 kişi olsa alırdık ama orada yani. Ben bunu savaş makinesine çevireceğim abi. Beyler bir şey diyeceğim. Batanya'da turnuva mı kovalasak acaba? Batanya'da turnuva kovalayıp azıcık itemlenelim ya. Batanya turnuvaları daha basit oluyor, ondan diyorum. Batanya'da azıcık turnuva kovalayalım. Çünkü şimdi tamam kuzeyde gidip direkt adam toplayacağım da nasıl itemleneceğiz? Mecbur birkaç tur itemlenmeye gidecek. Hatta alamayabilebiliriz turnuvaları yani. Öyle tamam okey geldim Batanya'ya para kasacağım dedin de Batanya turnuvaları rahat oluyor. Şeyler zor. İmparatorluktakiler falan zor. 14'ü bana gelirse zort diye bir ses çıkar bu arada benden. Niye bu kadar kalabalıksınız ya? Bak şu 7 tanesini dövsem. Allah'ım kaşınıyorum, kaşınıyorum, kaşınıyorum zorla ya. Demircilik için ucuz odun. Abi bence Serkan'ım demirciliğe bir 20 bin falan sermayemiz olsun öyle başlayalım. 1'e 7. Oğlum o kadar kalabalık değilsiniz lan. O kadar kalabalık değilsiniz. Bu sefer olacak. İkinci rüya mı? Hayır bu sefer gerçekleştireceğim. Ya biraz isabetli atışlar yapar mısın sayın bezmenler? Vur yani yeter ki isabet etsin. Oy nasıl isabet etti o? Bak. Daha daşa sıkmasa iyi çocuk aslında. Kör oldum. Kör oldum! Ya taş atıp durmayın! Ama adamlar bana taş atıp daha çok zarar veriyor bu arada. Şu an benim her ok kaçırdığında mentalim daha yüksek miktarda damage yiyor. Ya ama babanı şimdi... Abi bir şekilde bu çar stat kasacak abi. Bu çar stat kasmazsa nasıl yapacağız? Yok sıkmıyor bu arada ya. Sağdan ok atmaz bu arada. Ya dene istediğin kadar dene. Sağdan ok atmaz. Başımın kenarına ağrı girdi ya. Güzel. Abi oku yayı girişi falan. Ha, yeni başladık. Bu karakter savaş makinesi olacak aslanım. Bu karakter savaş makinesi olacak. Sen bekle. Biraz böyle yakın rotasyon atarız. Arkadaşlar bunlar bize çok feci kaldırıyor. Oy ay 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 ay. Hadi bakalım. Bak 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 el ısındı. Vadi bizimci o. Vadi bizim de başım döndü dur. Allah rızası için bir düzgün binek alak da kendinize. Bir de bir göndergeli silah. Öl artık! Kan çanağına döndüm. Benim ayağım titredi. Efendim sevgili Fejin, Prime'ın avantajıyla 19. ayında teşekkür ediyorum efendim. 7. ayında pardon. Fejin 19, 7. ayında. Çok teşekkürler. Aa. Ama çok keyifli stat kastık. Çok keyifli stat kastık. Ve birkaç kuruş da para aldık canım. Şu statları bir verebilir miyim? Abi beygir kötü, ben kötüyüm. Harekete bağlı yayda isabet kaybını %30 azaltır. Bu keskin nişancı, bu yay hakimiyeti. Bize yay hakimiyeti lazım. Baba niye biz atlı okçuyuz çünkü. Binicilik. Çevik at. Manevra kabiliyeti. Atı döndüreceğiz anladın? Sevgili Altın Daret 5 kişiye abonelik hediye ediyor. Teşekkür ediyorum efendim. Yeni katılanlar, aramıza gelenler. Hoş geldiniz, merhabalar. Şimdi kıymetli hocam,
Demircilik bir şekilde kasılır. Oraya gelir experience şey de. Ver bir tık okçuluğa, bir tık at sürmeye. Atlı okçuluk ve at sürme. Hemen bir save. Bu bir rüya değildi Joe. Bu bir rüya değildi. Bu gerçeğin ta kendisiydi. Bak şu çarı diyorum ya, bir dizelim. Öyle bir adam edeceğim ki ben bunu. Şu 7 kişiyi falan misal. Bak zevk için döveceğim birazdan, tamam mı? Tekrar gireceğim. Ama canım %63, ben korkuyorum abi. Mesaj bana geldi bu arada. Vallahi sevgili Rosenbach. doğrudur. Sevgili Real Asabi, Prime'ın avantajıyla 11. ayında. Teşekkür ediyorum Real Asabi, sağ olasın. Dalalım mı şu 7'ye ya? Canım az ama. Vallahi bir canım aksiyon çekti, bilmiyorum. Canım aksiyon çekti dediğim, gene karnıma ağrılar gire gire mi döveceğiz acaba bunları? Yok ya, hadi şey yapmayalım. Riske atmayalım abi. Bir kere bir delikanlılık yaptık. Yeter. Bir atmat, bir iki zırh mırh, üstümüze bir şeyler çekelim, anladın mı? Böyle bir kılıcımız olsun. Real Asabi, 11. ayın kutlu olsun tekrardan. Bir kılıcımız olsun, bir kalkanımız olsun, iki paramız olsun abi, böyle birkaç kuruş. Buralarda takılacağız artık sevgili dostlar. Yani görevden şeyden ziyade buralarda soracağız abi adama. Nerede turnuvalar güzel kardeşim, nerede diye. Bu arada bu seride turnuvada birinci olmaya falan çalışmayacağım. İtemleri dizdikten sonra paso demircilik. Abi turnuvalar. Turnuva. Dunglace ya da Ortiz ya da. Okey. Dunglace'dekine gideriz. Dunglace'deki buralarda zaten. Dunglace bu. Yürü. Yolda 4-5. Ulan 4-5 adam dedik. Her yer mi şey olur? Aa. Üstüme iyilik sağlık. Hepsi beni takip ediyor. Kardeş bir durun, ben de annemiz. Kanka beni salmanızı istesem kaç para istiyorsunuz? İki ayakkabı vereyim, daha az para vereyim. İki ayakkabı artı 131. Allah razı olsun, hayırlı işler, görüşürüz. 12 kişiyi gözüm kesmedi. Hayatımızı kurtardık abi, bence hayatımız için ödediğimiz küçük bir bedel. Dağ işi fırlatma baltası. İki tane lord var içeride ama. 31. Sevgili Rosenbach, hiçbir fikrim yok. Ne yazık ki hiçbir fikrim yok efendim. Yani herhangi bir co-op düşünceleri var mı, geliştirmeleri var mı? Zira böyle bir şey söz konusu olsa bile bana niye söylesinler? Hani şey efendim, ben sadece oyuna ilgi duyuyorum ve oynuyorum. İnanın geliştirici ekiple ya da firmayla bir bağlantım yok. Sağ olsunlar, arada sırada ajans vasıtasıyla güzel hediyeler gönderiyorlar. Hani tatlı bir iletişimimiz var benimle iletişime geçen ajansla. Bildiklerim o kadar. Burada bu red bizi parçalayacak galiba ya. İki lord dedi. İkinci lord nerede? Al canım benim. Her daha da götürürsen sana zahmet. Karşın nokçuları bizim bebeleri deşmesin ya şimdi. Abi deşildik. Aslanım tankla birebir kaldık. Benim pek bir hünerim yok. Karakteri kasamadım daha, pek bir şey yapamayabilirim. Sevgili Rule Gelos, Prime'ın avantajıyla 4. ayında. Finaller bitti abi, selamlar demiş. Hoş geldin, merhabalar. Çok güzel para gelecek bu arada kazanırsak. Red benle mi? Red karşı tarafta. Hoş değil. Bu Lord mu peki? Bu seçkin batanya savaşçısı. Ih. Helal lan birader. Şu herifi turnuvadan eleyelim de abi, ne üstümde zırh var ne başımda zırh var. Yani fukara gibi takılıyorum böyle. Fukara dilenci gibi. Hiçbir şeyim yok ya. Güzel. İlk fight'ımızı aldık. Rulegos'cum.
Bu seri bugün başladı. Yani eğer bunu izlerken bir spoiler alacağını düşünüyorsan sıkıntı yok çünkü yeni başladı. Bir tane daha tahıl versene. Bir de bizdeki ne? Binek atı. Binek atının hız 34, manevra 41. Batanya atının hız kaç? Hız 46, manevra 57. Bence bir geçelim batanya atına. Fark eder. Burada biraz bekleyelim. Bir canımız da olsun. Sattım şeyi. Şey zaten hani arkadaşlar, demirciliğin herhalde basic itemleri aynı diye tahmin ediyorum. Yani yapmamız gereken start belli. Pugio toplayıp artı şey toplamak, odun toplamak. Dediğim gibi amacımız hikaye modunda ilerlemek. Hikaye modunda ilerleyeceksek şayet gerçekten sağlam bir ekonomiye ihtiyacımız var demektir. Ve bu sağlam ekonomiyi de ancak biz demircilikle sağlayabiliriz efendim. Bu yüzden hani mümkün mertebe öncelikle kendime başlangıç itemlerini dizdikten sonra demircilikle alakalı uğraşacağım. Başlangıç itemleri her zaman için arenalarda iyidir diye tahmin ediyorum. Bir soralım nerelerde ne var ne yok. Sevgili arena üstadı, Orksal ve Rovalt'ta. Abi oraların turnuvaları zor oluyor be. Yani Atmat giriyor devreye. Gerçi olur aslında, yani neden olmasın ki? Çünkü şu altılıyı bir şişleyelim mi? Yeni atı bir denemiş olalım. Ulan inşallah yanmayız bu arada. Atı bir deneyek dedik de. At, ok, yeni yaylar falan alacağız. Şimdi sevgili dostlar, basic starter'ımızı düzgün yapmayı arzu ediyorum, anladın mı? İşte düzgün bir start yapabilmek için de, düzgün bir başlangıç yapabilmek için de öncelikle bir turnuvalardan item toplayalım. Bak at gerçekten çok daha iyi hissettiriyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Atın gerçekten kontrolünün bende olduğunu görüyorum abi. Ama yayın kontrolü bende değil gibi. O birazcık da şeyle alakalı canım. O savaşa savaşa olacak artık. Bu seride dediğim gibi kendi krallığımı kurmak istiyorum. Kendi krallığımızı kuracağız. Ejderha sancağını alacağız. Biraz daha yakın takip yapmak lazım galiba. Aynen öyle. Biraz daha yakından. Çok iyi. Yakın, yakın. Yavaş yavaş atlı okçuluk hüneri kasacağız. Biniciliği ve oku en iyi kastıran budur. Güzel. Biraz daha şiyoruz. Biraz daha şiyoruz. Yapacak bir şey yok. Oy. Lan sende taş varsa bizde de ok var lan. Biraz saçma bir şey oldu tabii de orada fight. İyi, çok dayak yemedik. Bir sonraki arenaya doğru giderken çok dayak yemedik. Var mı böyle bize daha iyi item bir şey? Yok galiba. Devam Orksal'e doğru. Abi şu karakterin skill'ler bir gelişsin bak, sen beni o zaman gör. 11 kişi gelmesin ama hayır. Teşekkür ederim sevgili Monster Truck, sağ olasın. Senin de günün güzel geçsin dostum, eyvallah. Çok güzel, burada bir turnuva var. Tabii ki arenaya şimdi girebiliyor muyum? Şeritli kolluk. Abi lütfen. %75 canla girdim, farkındayım. Lord yok savaşta. Savaşta Lord olmaması iyi. Ve şeritli kolluk zırhı gerçekten çok güzel. Bu arada biraz serserilik kasıp turnuvalardan 2x almayı aktif etsek çok iyi olurdu ya. Serserilik için bir yerlere yağma atsak olabilir de nereye, kime yağma atacağım abi? Anında yani adamların köylerini yağmalasam bir ordu gelir böyle dıgıdık dıgıdık, yok ederler. Şehrin parasını verip aldığımız zaman içindeki adamlar kalıyor mu? Bilmiyorum. Bu seride dediğim gibi demircilik artı ticaret kasacağım. Bekliyorum bakalım. Bir de alt tab'dan baktım dostlar. Çok güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Şey beni çok tedirgin ediyor. Yayın drop atar mı falan diye korktum da yok ya. Oyunu fixlemişler.
Oyunu gerçekten fixlemişler, tatlı olmuş. Güzel para çıkıyor. Merhaba. Oo. İşte Batanya tarafını tercih etme sebebim bu. Atla hiç uğraşmıyorsun. Çünkü burada seni atla uğraştırıyor. Bak bir tane de kafasına. Oh, gerdi. Gerdi. Ama sıkıntı yok. O kolluk zırhını istiyorum yani. Her türlü fayda varım. Şu silahlara da bayılıyorum bu arada ya, göndergeli silahlara. Abicim bir köylüden kurtulup böyle bir... Oh, kafamı yardı. Bloğu yarıp vurdu. Şu böyle köylü kıyafetlerimden kurtulup... iki lokma düzgün loot alsam gerçekten rahatlayacağım. Asker toplamayacağım burada, hayır. Derdim şu an için asker toplamak değil. Şeritli kolluk zırhı bir giydik. Geri kalanlarını sattık. At olarak savaş atına binsek daha mı iyi olur? Kesinlikle daha iyi olur bu arada. Hızı aynı, manevra kabiliyeti azıcık artıyor. Yani bence Batanya atıyla savaş atı arasında pek fark yok gibi. Başka bir savaş atı varsa ona binmeyi deneyebiliriz. İyi statları olanlar biraz daha yüksek binicilik istiyorlar. Azıcık daha binicilik kasalım ya. Bu herifle idare edelim yani. Hafif eğer alabiliriz bir tane. Şöyle bir eğri değiştirebiliriz. 200 altın ödenecek. Ödenir. Var mı güzel ok? Çünkü buradaki bir dandik ok gibi. Kabile işi fırlatma hançeri de bu arada demircilikteki önemli itemlerden biriydi. Onu hatırlıyorum. İstiflenmiş ok. Abi çok iyi de yani 5000 parayı ben nereden bulayım şu an? Fukara fukaraya takılıyorum ortalıkta. Koruyucunun yayı. Deliciliği ve isabeti daha fazla. Yay hüneri 15 istiyor. At sırtında kullanılamıyor. Vadi uzun yay. At sırtında kullanılamıyor aynı şekilde. Bu bana yaramaz. Sadece bir tane daha ok alacağım ki o da şey olsun diye. Fightlara girdiğimizde sıkıntı çıkmasın diye. Var mı göndergeli silah? Mızrak falan değil de savurmalı göndergeli bulamadık. Armor falan şeyden daha iyi buluruz ya. Turnuvadan daha iyi armor buluruz. O yüzden çok da şey yapmıyorum. Eyvallah. Bir yandan ticaret de kasmaya çalışsak aslında hoş olur ya. Yani en güzel ticaret kasılacak şey aslında gidip Aseray'dan at alıp buralara satmakta, ama artık at türlerini falan geliştirdiler. Yani böyle çok... Zaten hiç adamım yok. Şu an ticaret falan yapamam bence ya. Şu an gerçekten ticaret falan yapabileceğimi zannetmiyorum. Neyse bir arenaya girelim. Diğer turnuvalar nerede onu soralım. Yakında turnuva. Royal ve Jakulan'da. Ben şeyde turlamayı tercih ediyorum ya. Ben Batanya'da turlamayı tercih ediyorum. Şu 11 tane adamın olduğu yere girmeyeceğim. 3 tane daha haydutu. Bence ben bu 3 haydutu paketlerim ya. Askerleri var diye mi bir sorun var acaba yani 3 haydutta? Okçular ondan dolayı. Ey. Cephaneleri biterse? Ben bunlara çok zor isabet ettireceğim gibi. Oh. Hmm.
Güzel. Bak oku biraz daha böyle rahat gelip atıyor ha. Ölcen mi? İşi biraz şova döktün gibi. Evet, işi biraz şova döktü ama hallettik. Pilas aleykümselam hoş geldin. Merhabalar. Areklon selamlar. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Şunu götürüp satsam acaba artar mı bir hüner müner diyeceğim de. Zeytin, peynir falan bunları alırsak sıkıntı çıkıyor galiba. Sadece oku alabildik. Ağırlaşmanın bir lüzumu yok bence. Yani zeytin alıp tahılı atalım madem. Yani farklı bir tahıl, zeytin, peynir ver. Tahılı bırak. Peynir zeytin yesin abi çar. Ne? Nedir yani? Şimdi ben ne yapacaktım? Gerçekten ne yapacağımı unuttum. Tamam. Şöyle yapacaktık. Gidip şu esiri bir bırakacaktık. Yanımızda bir tane esirle geziyoruz. Bunu handaki şeye satmak, evet sanırım bir etki etmiyor. Etki etmemesi de normal değil mi? Silah olarak ne var burada? Kısa kılıç, orak bıçağı. Zaten ronfalya falan alacak gücüm kuvvetim yok da. Bir tur bir dunkle şeyde dönelim. Bir tur bir Batanya diyarında dönelim. Yok buralarda turnuva yok. Şehrin içine girip arenaya tıklamadan turnuva olup olmadığını nasıl anladığımı da söyleyeyim dostlar. Yani zaten muhtemelen bu bilgileri... Abi lütfen. O kadar orman aydutunu kesemezdim. Hadi ikiye bir bu adamlara acımam da. 12 tanesi bana harcardı. Bunlar okçu bir de. Bunlar bir de okçu. 12 tanesi beni harcardı. Fena harcardı hem de beni. Oğlum var ya oturduğumuz yerde şey yapıyorduk ya. Esir alıp satarsam belki bir iki yudum serserilik yeteneği gelir diye düşündüm de gelmedi. Bir şehirde turnuva olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Efendim şehrin önüne geldiğinizde burada bir tane miğfer işareti yoksa bu bölgede turnuva yok demektir. Hani direkt bununla karar verebiliyorsunuz turnuva olup olmadığına. Ve savurmalı bir göndergeli silah yok ne yazık ki at üstünde rahat kullanabileceğimiz. Yaylardan var mı şöyle güzel bir şeyler? Ova oku. Silah seviyesi 2. Delici ok. Abi delici ok da çok iyi de 6500'ün falan yok şu an. Kalkansız devam. Buradan nereye bakabiliriz? Maronat'a doğru bakabiliriz. İlla ki bir yerde şey vardır ya turnuva. Ya deli gibi turnuva kovalıyorum çünkü item istiyorum abi. Üstüm başım falan hani elimdeki kolluk zırhının 20'lik bir savunması var. Geri kalan her şeyi cırt. Maronat'a da girmeye gerek yok. Yürü Seon ona. Ben buraların turnuvasına özellikle girmek istiyorum çünkü... Daha rahat. Bir soralım mı adam? Yapacak hiçbir şey yok. Çıkmadı bir şeyler. Abi. Aa Karbenas'ta turnuva var. Ben oradan geçtim ama demek ki tur atmak işe yarıyor. Ay abi ben size paranızı ödeyeyim. 233 dinar canımdan daha kıymetli değil. Ama sizi şimdi dövdüm ama. Bu ne kardeşim ya? Önüne gelen sıraya mı geldi bana vergi kesmeye? Önüne gelen sıraya girmiş. Önüne gelen sıraya girmiş. Abi lütfen ama 50 tane okun var senin de. Düzgün salla da şunları. Ne uğraşıyoruz ya? Bunlara da mı parasını verseydik acaba? Abi önüm ağaca bir yere gelecek diye öyle korkuyorum ki var ya. Hayır beni şeye karşı koruyacak bir zırhım da yok. Taşa karşı da korunamıyorum ki.
taş, bıçak. Ne gelse benim ete vuruyorlar abi. Hayır. Kıpraş. Kıpraş, bu adamları şuraya doğru bir çekelim. Bir de karanlık zaten. Keşke paralarını verseydik ya. Durum kötü gözüküyor bu arada. Hadi. Biraz kafalarına falan isabet etse. Yenicilik becerim de güzel arttı, yay da güzel arttı. Abi şu an için tek bir sorunumuz var. Taşların canımızı fena halde yakıyor olması. Taşlar çok can yaktığı için kıpraşamıyoruz. Onun dışında iyi ki ok almışım yanıma. Bak 50 tane okla harbiden kendi hayatımızı kurtardık ha. 10 tane eşkıyaya karşı. Oh. Ben böyle tek gezmeye devam ettiğim sürece bunlar benim başıma musallat olacak, orası belli. Başlamadan biten seri, çok beklersin. Hey yavrum hey. Tamam, buradaki eşyaları gider satarız. Şuradan Allah rızası için bir ilerleyelim de artık kafama lütfen oyun isyancı falan atma. Binicilikte... Ooo, hey maşallah, iyi gelmiş, iyi gelmiş. Abi buna verdin. Biniciliğe verdin, okçuluğa verdin, demirciliğe verdin. Binicilikte ne yaptık? Bineğin can puanını arttırdık. Ama atının savaşta düşüşten sonra topal kalmaya da ölme ihtimali yarı. Yönetilen yerleşkede refah. En olmadı arenadan sıfırlıyoruz canım, makul bir ücret karşılığı. Sıkıntı değil yani. Sevgili Prometheus the Great Primer avantajlarımıza katılıyor. Hoş geldin sevgili Prometheus. Merhabalar. Dark Knight merhabalar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Şuradan bir Carbenich'ta sağ salim gidersek. Abi taş geçirmeyecek item lazım bak. Tek istediğim bu. Bir gün dinlenelim Allah rızası için. Bir yaramızı saralım da lütfen arena o sırada bitmesin. Canım az çünkü. Ertesi günün sabahı girelim ya. Yani üzerimize aniden ok gelip yok etmezse hallederiz. Var mı ok? İyi bir ok. Sade kısa yay. Bu elimdekinden iyi değil mi? Oo, elimdekinden her açıdan iyi. Ve at sırtında kullanılabiliyor. Verdim bunu. Attım bozkır yayını. İnce ok, delici ok. Abi yok yani 6500 verecek durumum yok. Kılıçta var mı iyi bir şey? Bir cacık yok. İnşallah bu fight böyle bir miğfer falan bir şey veriyordur ya. Yani kaldık ortalıkta gerçekten. İnşallah bu fight miğfer falan bir şey veriyordur. Kaba pullu miğfer. İyi, çoktan iyidir ya. Şükür abi, kutsal bir V1'ler. Sonrası açılıyor. Metem hoş geldin. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Nerede bu adam ya? Abi canım da az zaten. Toplama bir çarım var şu anda. Bir tek kolluklarda şey var yani. Kollarda item var. Çok kaba bir çarım var şu an. İyi, Tegan bari biz de aynı grupta. Beyler sizden iyi bir performans bekliyorum. Şu kalkanı indirelim de. Kalkanı dik tutalım. Maazallah abi, sıkıntı yaşamak istemiyorum.
Şimdi kendime biraz item dizdikten sonra Kuzey tarafına gideceğim. Kuzey tarafından atlı okçuları toplayıp turnuvada kırmızılar ne oluyor, maviler ne oluyor? Takımlar dostum. Yani takım olarak savaşıyorlar ya da karşı karşıya savaşıyorlar. Kırmızı takım, mavi takım örneğin. Yani Tegan şu an karşı takımda. Ben kendisiyle savaşacağım. Kendisi bir lord olduğu için biraz tehlikeli olabilir ama üstesinden gelebiliyoruz. Bu arada bu seri diğer seri gibi ölümüne turnuva farmlamayacağım. Dediğim gibi hani başlangıç itemlarımız olsun yeter. Sonra biriken sermaye ile demircilik. Ver elini demircilik abi. Belli bir süre Kalradya'da hayata tutunana kadar biraz tüccar gamers oynayacağız. Sonrasına bakarız. Merhaba şu... Lütfen miğferini giy. Abi bu çocuğun zırhı çok kötü ya. Yok mu iyi bir şey? Var iyi bir şey de yani iyi bir şey de para. Buluruz elbet ya. Buluruz elbet. Elbet bizim de paramız olur. Şimdi burada biraz bekle, bir can değerimiz de olsun. Ve kaleye giremem değil mi? Kaleye girmek mümkün değil abi yani. 800 rüşvet istiyor herifler. Atletizm. Yaya asker kullanmayacağım formasyonumda. Devam. Ragamland burada. Aslında yani hikayeyi bir Ragamland'dan dinleyip şey yapabiliriz ya. O düşünsene yanına bir atlı yaklaşıyor ve diyor ki bana savaşı anlat. Derim ki sen ne diyorsun? 1077 yılında gerçekleşen savaş. Pandaryak Savaşı'nı anlatıyor burada. Sevgili dostlar, bu ana görev için gerekli olan hikaye kısımlarından biri. Geçtiğimiz seride hikayesini okuduğum için bu seride oturup tek tek okumadım. Temel olarak şunu anlatıyor kıymetli arkadaşlar. Ben size olan biteni söyleyeyim. Konuştuğumuz bütün olaylar şununla alakalı. Bu görmüş olduğunuz bölgeler tamamıyla imparatorluk toprağı, tamam mı? Kuzey İmparatorluğu, Güney İmparatorluğu, Batı İmparatorluğu. Bu imparatorluk bir savaş veriyor. Batanyalılar Batı İmparatoru'nun lideri Garyus'un ordusunu pusuya düşürüyor ve ormanda kellelerini kesiyor. Sturgia tarafındaki öncüler onların ordularıyla çarpışıyor. Vilandiyalılar da ihanet ediyor. Normalde Vilandiyalılar imparatorluğun anlaşması olan paralı askerler. Vilandiyalılar da ihanet ediyor. VS şu şekilde oluyor. İmparatorluk artı Kuzeyt ve Aseray birleşip Vilandia, Batanya, Sturgia'ya dalıyor. Kaybediyorlar. Kuzeyli öncüler uyarıyor Neretzes'i, imparatorluğun imparatorunu. Diyor pusu var, ormana gönderme orduları. Kim takar diyor, yolluyor ormana, pataklattırıyor kendini. Bütün orduyu, bütün herkesi falan mağlup ediyor sevgili arkadaşlar. Bu görev için telepati modunu kurabiliriz, bitiririz görevi. Modla oynamayalım Serkan'ım ya, olduğu kadar. Demirci oynayacağım bu arada sevgili Alfred. Kesinlikle bu seride demirciyiz. Ragamant'la konuştuk bu arada. Evet, telepati modu işimizi kolaylaştırır ama sıfır mod. Tekrardan. Bu seride şey hani kendi krallığımızı kurduk ve imparatorluğu yıktık şeklinde. Seanon ve Legate'de. Güzel. Seanon'da turnuva olması güzel. Üstümüze bir 3-5 parça item çekelim de. Hala sevgili dostlar diken üstündeyiz. Tehlikedeyiz. Çünkü her an üzerimize haydutlar çöküp para ver lan diyebilir. 3900 altın paramız var. Hoppa, güzel park ettik. Akşam vakti girelim mi turnuvaya? Daşi fırlatma baltası. Gene mi ya? Neyse, en azından iyi para ediyordur. Biraz can da kendine gelmiş olur. Hep Batanya bölgesinde turnuvaya girdiğim için mi böyle oluyor acaba? Oo, büyük VS'ler. Bizim çocukları çabucak paketlediler mi? Bizim çocukları çabucak paketlediler galiba. Yok, iki okçum yaşıyor. Okey, güzel oldu. Hmm.
Demirciliğe ufaktan başlayalım diyeceğim de para kasamayız ki. Sermayemiz olsa Puguyo falan eritip böyle full kılıç bassak ki ilk başta arkadaşlar yaptığımız kılıçları falan da tekrardan eriteceğiz ha. Öyle şey değil yani, erittiklerimizden para gelecek falan zannetmeyin. Puguyo'ya eriteceğiz, gelen malzemelerden kılıç yapacağız, yaptığımız kılıçları tekrardan eriteceğiz falan böyle. Yani bence önce demircilikten ziyade, şimdi ben itemlerimi dizdim, çarı geliştirdim ya, gidip böyle minik bir atlı ordusu, işte atıyorum 20 kişilik bir atlı ordusu, sonra onunla böyle biraz ticaret onlarla hafif aldım verdim ya da en güzel görevler tüccar kervanına eşlik et görevleridir abi. Böyle minik görevler falan. Gidişat bunu gösteriyor ya. Paramız iyi. Daha işi fırlatma baltasını normalde satmayı arzu etmezdim ama satalım. En azından 5000'e böyle bir kol zırhı olmayan da olsa bir pullu zırh alalım mı? Biraz az param kalacak da. Baldırıcı bul. Ne yapalım abi? Yani imkan vardı biz mi şey yapmadık? Ya da 5000 vereceğimize az daha idare edelim de. Şuna bak 8-3-3 zırh mı olur? Çok savunmasızız ya. Dur az daha idare edelim ya. Ben tamam ya, parayı hafiften topladım gibi yavaştan Kuzey diyarına gidip ilk askerlerimi almaya çalışacağım. Ve belki oralarda böyle minik görevler de yaparız. Sevgili Birkan 5. ayında bu arada teşekkür ediyorum efendim. Berkan ya da Birkan tam nasıl okunuyor bilmiyorum ama. İsminiz nedir bilmiyorum ama hoş geldiniz. Evet evet ya, turnuvalardan at çıksa kılıç gibi gelecek. 1-2 stat daha kasalım abi, sıkıntı yok. Yani kafalık zırhı var da baba gövdelik zırhı yok. Taştan demeç yiyoruz ya. İnsanı üzüyor abi, taştan demeç yenir mi ya? Onon! İşte bak babasının düşmanlarını dürttüklerim taş attığı için. Fark etmiş yavaştan. İşte yayı değiştirmek. Bak okçu hünerinde 2 olduk. Atımız da ilk bineğimiz değil dostlar. Bu Batanya atı. Yayı falan çok daha iyi geliyor sıkıyor. Çok daha iyi geliyor sıkıyor. Ben bu çarı savaş makinesine çevireceğim dediğim gibi ya. Bir de bir yerden bir ronfal ya. Üf, mis mis mis. Biraz daha isabetli sıksan oyun. Oyun. Biraz daha isabetli sıksan sevgili dostum. Ya. Biraz beceriksizim galiba. Ya da kişi sayısı az olunca mı böyle oldu? İşte böyle alnının çatına çatına. Serhat abi, Kuzeyitli olup kendi krallığımızı kurup sancağı, ejder sancağını alıp Kalradya'da hüküm sürmeye çalışacağız. Ve imparatorluğu yıkmayı amaçlayacağız bu sefer. Bence bu çapulcuları dövmenin en büyük bonusu bu. Yay saldırıların düşmanın zırhının %10'unu yok sayar. Ya da silah doldurmanın hareket cezası %50 azalır. Bence armoru delmesi daha iyi olmaz mı ya? Sonra tekel kılıçta oduncu kalkanlara karşı ayı gibi vursun. Okçuluğu fulle. Gidelim şu 8'liği de yiyelim. Ne alaka lan? Ha tamam. Aman abi dedim 44 adam nereden geldi? Başkalarına bırak ya. Başkası kessin yani onları. Aa la dedim 44 adam nerede? Gelmeyin artık üstüme ya. Ama yani ayıptır be. Gelmeyin üstüme. Benim adam jet gibi hızlı zaten.
Usta taşlardan demeç yemeyeceğimi bilsem taştan demeç yiyorum, anladın mı? Taşlardan demeç yemesem hallederim bir şekilde. Var mı arena, bir şeyler söyle bana. Yakınlarda turnuva. Legate Jalmars. Okey. Ben asker toplamaya gidiyorum çünkü. Legate Jalmars. Yürü Jalmars'a. Hiç kimseye altın ödememek ne güzel bir şey ya. Ne veriyorsun? Tüylü miğfer. Bu pahalı bir şeydi galiba, değil mi? 2700 müydü neydi bu? Baya baya pahalı bir şeydi bu. Yok değil. Yanlış hatırladım. Bu da aynı. Bunu değiştirir ötekini alırız herhalde. Binicilik ve göndergeli silah öneri için teşekkürler. Hep göndergeli silah kullanmayı arzu ediyordum zaten. Benim ata girdiler. Hoppa. Devam. Bu arada biz görev mörev yapak ya. Ben arena farmlarsam ufak bir şey yapacağımı hissettim, bunalacağımı. Dediğim gibi başlangıç itemları için arena gerçekten çok önemli. Hani baymak istemiyorum, bir üstümüze başımıza bir iki zırh mırh çeksek. İşte atıyorum bir soylu atları falan alsak. Abi normalde 20 bin altın olan soylu atları var. Yani 20 bin altınlık atları alsak şahane. Sıçtık galiba. Arkanı dön, arkanı. Biz biraz enayi gibi kaldık ortalıkta. Lejyoner bana bir vurursa işim zor. Öteki de lejyoner. Öteki de lejyoner çıktı birader. Şahinim hoş geldin. Lan gene mi karşı iki lejyoner ya? Oga be. Arkalı önlü, arkalı önlü. Heh. Bir tane fırlatma silahına bitebiliriz bu arada. Parasızlıktan kuruduğumuz bir senaryo daha. Parasızlıktan gene kuruyoruz abi. Ne olur bir tane zırh ver artık oyun ya. Bir tane zırh versen toplayacağız ama bir tane zırh vermiyor. Şimdi dostlar, bu turnuvayı da kazandıktan sonra minik bir bölüm arası verelim. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Gayet güzel gidiyoruz baktığınız zaman. 26'ya 26 hangisi daha iyi duruyor? Bence bu daha iyi duruyor ya. Gerçi kıyafete baksana abi. Kıyafet şey gibi böyle. Hani kıyafetim gerçekten çok hoş. Toplantılarda giyinmemeyi tercih edebilir miyim? Ya da şey, sivil kıyafet olarak. Evet, bu miğferi daha çok beğendim ya. Zaten daha pahalı. Şimdi diğer itemları koydum. Yemek hiçbir zaman için bitmiyor çünkü yenmiyor zaten. Yani 45 gün yetiyor bu erzak bana, diyor sevgili dostumuz. Savaş devesi. Yok artık. Savaş devesine binemem. Bak, soylu bineğine binebilecek kadar geliştirmişiz kendimizi. Gayet güzel. Bineğimize upgrade basacağız. Oklarım kötü böyle. İyi bir ok bulabilsek iyi olur. Bak, dengeli ince ok. İnce hafif ok. Sade kısa yay. Yay yok burada. Dolgulu süslü deri koşun takımı. Bunu giysek iyi olmaz mı ya? Hiç yoktan yumuşatır da. Buna 1300 ödeyeceğim. Üzerimdeki armura bak. Dur abi, idare edeceğiz. İdare edeceğiz ya. Şerit bot.
İdare edeceğiz, daha iyileri gelecek. Daha iyileri gelecek, ben inanıyorum. Bu şekilde sadece çapulcularla savaşıyoruz zaten. Mutlaka bir şekilde onları durdurmanın bir yolunu buluruz. Sevgili dostlar, vakit ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkürler efendim. Benden bu videoluk bu kadar. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esenlikle kalın. Bye bye.